Kendi halinizde güzelce oyunlar oynuyordunuz, yaşamın içindeydiniz, çocukluk pek güzeldi. Gerçi her aile böyle güzel bir çocukluğa izin vermiyor durumda da olabilir. Diyelim ki aileniz o kadar hani destekleyiciydi siz ama çok yönlendirme içerisinde değildi. Daha doğal bir çocukluk yaşamış olduğunuzu varsayalım. Okul başladı. Okul başlayınca zaten o işlerde biraz e, olaylar karışmaya başladı. Daha böyle yaşamınızı yaşayabilmeyle ilgili şeyler giderek zorlaşmaya başladı. İşte dışarıdan unsurlar katılmaya başladı vesaire. En geç muhtemelen üniversite sınavı sırasında pek çoğunuz için üniversite sınavına hazırlanma süreci yaşadıysanız eğer ne oldu? Dediler ki. Ya bak güzel kendi yaşamın keyfini sürüyordun, yaşıyordun güzelce arkadaşların, eğlencen, anlamlı gördüğün şeyler, hobiler falan. Çok güzel. Yani bunları yapıyordun, ne diyordun ama bak şu üniversite sınavı var ya, bu çok önemli. Şimdi biraz buna ara vermen lazım. Bir yıl, iki yıl beceremezsen belki üç yıl mezuna kalarak vesaire. Bir, bu çok kritik, çok önemli. O yüzden yaşama biraz ara verip buna odaklanman lazım. Kampa girip bunu yapacaksın. Çünkü burada bir yarış ortamı var. Biliyorum çok rezilce bir şey ama yapacak bir şey yok. Herkes bu yarışın içinde. O yüzden de bunu yapmak zorundasın diye size yaşama ara verme konusunda bir dayatma yaptılar. Belki kendi kendinize de yapmış olabilirsiniz bu dayatmayı ve yaşama ara verdiniz. Niye? Çünkü sınavı kazandığınız zaman, iyi bir yeri kazandığınız zaman her şey çok güzel olacak. Ondan sonra artık tamam keyfinize devam edebilirsiniz. Daha anlamlı bir yaşam sürmeye devam edebilirsiniz. Ama olmadı öyle. Sınavı kazandınız, istediğiniz yeri kazandınız, iyi bir başarıyla kazandınız. Üniversite hayatını güzelce sürmek dururken dediler ki size ya ama bak belli bir ortalama yapmak lazım. Bunun akademik kariyeri var, işte diploma, düzgün bir şey olması lazım. Bu arada hani bazı faaliyetlerde bulunmak lazım, seçilebilir olmak gerekiyor. İşte iş hayatına giriş yapma durumu söz konusu. iyi bir yerde çalışabilmek için gerekli şeyler var ve yine sizin önünüze böyle birkaç yıl sonrası ile ilgili havuçlar ve arkaya da sopalar koydular. Sonra diyelim ki iyi bir işe girdiniz. Tamam ya artık rahat ettim falan diye düşünüyorken işte yıllık hedefler gelecek stratejiler bilmem neler falan sürekli 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 sürekli, sürekli bu bitmiyor böyle. Kişisel yaşamda yok evliliktir, çocuktur. Ondan sonra çocukların iyi bir okulda okulmasıdır. İş yerinde işte yönetişle doğru geliyorsun. Kendi girişimini kuracaksın vesaire. Sürekli olarak önümüzde havuçlar, arkamızda sopalar bir koşturmaca içinde yaşıyoruz yaşamımızı. Hep gelecekteki bir şeylerin peşindeyiz. Ve enteresan bir şekilde o gelecek geldiğinde gelmemiş oluyor. Çünkü Gelecek geldiğinde o an haline geliyor artık elde ettiğim etmediğim başarının önemi de pek kalmıyor. Çünkü önümde başka bir gelecek oluyor. Sürekli olarak geleceğe doğru koşturmacanın içinde olmuş oluyorum bu yaşamın içinde. Bizim oralarda bir laf vardır bununla ilgili. Derler ki ölme şeyim ölme yaz gelince yonca. Yani hep böyle gelecekteki bir şeylerin peşinde vaatlerle koşturulması birinin. Böyle bir yapının içindeyiz ve bu çok normal de aslında. Çünkü burada çelişkileri hatırlayın. Başka videolarımda da bu konudan çokça bahsediyorum. Birey ile toplum arasındaki çelişkilere dayalı bir yapı var burada. Birey kendi çıkarının peşinde, kendi rahatının, keyfinin, anlamlı bir yaşam sürme ihtiyacının peşinde ama toplum da bir yandan var olmanın, var kalmanın peşinde. O yüzden de toplum bireyi çok da aldırmadan kendi machination'ına, kendi işleyişini, kendi çarklarını çevirmeyi düşünüyor. Bunun için de bireyi şekle sokuyor, düzgün çalışmasını sağlamaya çalışıyor, oradaki işlevini yerine getirmesini sağlamaya çalışıyor. Bunun anlamı ne demek? O bireyi çok da fazla önemsemeden sürekli yakın gelecekteki başka konularına doğru odaklamak demek. Üstelik burada bireyin yakın geleceği ile toplumun yakın gelecek anlayışı birbirinden farklı. Mesela bireyin yakın geleceği aslında yaşamı şu anı, bu dakikaları bu haftası ama toplum için yakın gelecek birkaç senelik süreç demek. O yüzden de sürekli bireyi birkaç sene sonrasına odaklamış oluyor. Bu da yaşamın süreç odaklı değil, sonuç odaklı yaşanması anlamına geliyor ve birey için olabilecek en kötü şeylerden bir tanesi sonuç odaklı yaşamak. Nasıl yani? Sonuç odaklı yaşamak kötü bir şey mi? Evet, bireysel bazda baktığımız zaman kötü bir şey. Çünkü birincisi sonuç odaklı yaşamak sonuçları kolaylaştırmıyor, sonuçları zorlaştırıyor. Çünkü sonuca aşırı odaklı olduğunuz zaman o sonucu sağlayacak süreç nasıldırı keşfetmekte zorlanmaya başlıyorsunuz. Aslında sonucu getiren şey süreç. O süreçte biz neyi nasıl yapıyorsak onun sonucunda o sonuç oluşuyor. Sonuç odaklı olmak bunu görmemizi engellemeye başlıyor. İkincisi Yaşam tatmini konusunda büyük sorunlar çıkarıyor. Çünkü sonuç odaklı bir yaşamda hep daha sonraki sonuçlara odaklı olarak ilerliyoruz. Dolayısıyla dünkü süreçle ilgili bugün sonuç olmuş olan şey artık çok hızlı bir şekilde geride kalıyor. Onun keyfini süremiyoruz bile. Halbuki süreç odaklı yaşayan bir insan o sonuç dediğimiz şeyleri de zaten sürecinin içinde yaşar, onların kutlamasında başarır. Yani geleceğe odaklı bir yaşam yerine geleceğin de farkındalığına sahip olan tabii ki başımızı böyle hiç aşağıya çevirip hiç ileriye bakmamak anlamında değil. Geleceğin de farkındalığına sahip olan ama ona takılı, ona gömülü, onunla zindanlanmış halde değil de günün, sürecin içinde olduğu haftanın anlamını, bütünlüğünü kavrayarak yaşamak çok daha etkili olacaktır. Sonuç odaklılık yerine süreç odaklılık, yarını ana eksen olarak almak yerine bugünü, bu haftayı ana eksen olarak almak size çok esaslı faydalar sağlayabilir. Çevik yaşamın bütününde çok daha başka şeyler de var ama sadece bu ilkeyi kullanmak bile yaşamınızı değiştirecektir, dönüştürecektir. Unutmayın, çevik yaşam ilkeleri tekil olarak işinize yaradığı gibi başka ilkeler de var. Onları yaşamınıza sezgisel seviyede geçirdikçe yenilerini kullanarak ciddi anlamda yararlı unsurlar haline getirebilirsiniz sizin için. Çevik yaşam bir bütün olarak, bir yaklaşım ve teknikler bütünü olarak da var. Sadece tekil ilgiler değil, çevik yaşamın bütününü uygulamaya geçirmeyi de düşünebilirsiniz. Bununla ilgili, her ikisiyle ilgili, hem ilkelerle ilgili hem de çevik yaşamın bütüncül uygulamayla ilgili YouTube'da oynatma listelerim var. Ama ayrıca bu konularla ilgili eğitimler, grup danışmanlıkları, birebir danışmanlıklar da var. Bunlarla ilgili kaynaklarımı incelemek üzere açıklamalardaki linklere bakabilirsiniz. Çevik Yaşam size yaşamınıza girme şansı sunuyor. Yaşam yaşayarak yaşanır çerçevesinde kendi yaşamınızda tatmini bulmanızı sağlıyor.